Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine size bir olimpiyat sorusu çözmek istedim. Hemen sorumuza baktığımızda ne diyor bize? A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere 4 basamaklı A477, B477 ve C477 sayılarının her biri asal sayı olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Şimdi 0'dan 9'a kadar rakamlardan herhangi birini yerleştireceğiz ve mesela 1477, 2477, 3400 bunların tek tek asal olduğuna bakacak olursak, yani asal çarpanlarını ayırarak bakacak olursak akşamı ederiz arkadaşlar. Yani bu yolla çözülmez. Peki aklınıza ilk bakışta ne geliyor? Şimdi asal olmak neyle alakalı? Birden büyük olan doğal sayıların 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmadığında asal oluyor. Yani hiçbir şeye bölünememesi lazım. Birden büyük tam sayılara bölünememesi lazım. Dolayısıyla bölünemediğini anlayabilmem için bölünebilme kuralları ile ilgili bir yorum yapmam lazım. Tamam. Şimdi o zaman sorumuzu nasıl ayrıştıracağız? Bu tür sorular gördüğünüzde arkadaşlar bölünebilme kurallarını iki grupta düşünmelisiniz. Nedir? Bir tanesi özel hanelerle, son hanelerle ilgilenen bölünebilme kuralları. Mesela 2, 4, 8 son hanelerle ilgilenir. Mesela 5 veya 10. Bunların bölünebilme kuralları son rakamlarla ilgilenir. Peki 3'e bölünebilme, 9'a bölünebilme, 11'e bölünebilme bunlar kimle ilgilenir? Bunlar bütün rakamlarla ilgilenir. Yani sayının bütün rakamlarıyla ilgilenir. Dolayısıyla bizim çözümümüz nereden gelecek? Bunlardan gelecek. Zaten 9 3'ü kapsadığı için şunda da çok işim yoktur. Dolayısıyla hemen ben şunu anlıyorum. Burada ben 9'a bölünebilip bölünememe durumu, 11'e bölünüp bölünememe durumlarına bakarak bazı rakamları eleyebilirim. Tamam, şöyle yapalım. En baştan benim rakamlarımın kümesini rakam kümesi olarak şöyle yazsam şuraya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunlardan hangileri olabilir, hangileri olamaz bakalım. Bizim sayımız mesela A, 4, 7, 7. sayısı A artı 11 18. Yani A artı 18 olduğu için ben A'nın yerine 0 3 6 9 herhangi birini yazdığım anda zaten ne olmuş oluyor? 3'e bölünebilmiş oluyor. Bütün bu A artı 18 3'ün katı olmuş oluyor. Dolayısıyla 0 zaten 4 basamaklı olmasını engellediği için onu baştan engelleyelim de baştan silelim. Tamam, o zaman 3 6 ve 9 bu rakamları ben zaten kullanamıyormuşum. B ve C de aynı durumda olduğu için 0, 3, 6, 9'dan kurtulduk. Şimdi geriye kaldı 1, 2, 4, 5, 7, 8. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Bir de bütün hanelerle ilgilenen bölünebilme kuralımız kimdi? 11'di. Hemen 11'e bakalım. A için aynısını denersek, bakın mesela veya C için şuraya artı yaz, eksi yaz, artı yaz, eksi yaz. Dolayısıyla 4 artı 7 eksi C artı 7 11'in katı olduğunda 11'in katı olmuş olacaktır. 11 eksi 11'in katı olmuş olacaktır dediğimiz yani C477 sayısından bahsediyoruz. Sonra yanlış anlamayın, benimle dalga geçmeyin. 4 eksi C eşittir 11'in katıysa yani K0 için C'nin 4 olması da bizim için C477 sayısını asal olmaktan çıkartır. Yani C eşittir 4 için sayımız 44 77. Böyle de bakabilirsiniz. 11'e bölünebilme kuralı. Yani zaten şurada gördüğünüz üzere şurasını 11 parantezine aldığınızda ne olmuş olur? 11'e bölünebildiğini görüyorsunuz. Yani buradan 4 de gitti. Tamam. Geriye kalan sayılarımı şöyle temize çekeyim. Çünkü çok da kalabalık etmesinler. Benim şu an kullanabileceğim yani kullanabilmeye aday olan 1 2 bakın burada 1 var, 2 var, 5 var, 7 var, 8 var. 1, 2, 5, 7, 8. Şimdi bunlarda ne yapabilirim arkadaşlar? Artık bu dakikadan sonra bunları yerine koymam lazım. Neden? Zaten 3 tane olduğu için 2 tanesini elediğim anda soruyu cevaplamış olacağım. 1 yazıyorum. Mesela B'nin, C'nin, A'nın herhangi birinin yerine 1 yazdığında benim sayım 1477 olacağı için bakın gördüğünüz gibi şurasının 1400 artı 77 gibi düşünürseniz burası 7 parantezinde 200 artı 7 parantezinde 11 olacağı için
7211 olmuş olacaktır arkadaşlar. Yani ne olmuş oldu? Bu sayının 7'ye bölünebildiğini gördüm. Demek ki ben buraya 1 yazamıyorum. Aynı şeyi 2 için yapın. Sağlamayacak. Sağlamıyor yani. Sağlanmaz. Çünkü 24 ile şöyle düşünün. 24 ile 77'nin bakın ortak böleni yok. Tamam 2 olabilir. 5'i yazdım. 5, 4, 77, 6 kere 9, 54 ortak böleni yok. Demek ki 5 de olabilir. 74, 77 yazsam yine ortak böleni yok. Bu da olabiliyor. Peki 8 neden olamıyor? Şunu şöyle yapayım. Hemen 8'e de bakalım arkadaşlar. 84, 77. Bakın burası nedir? İşte 84, 7'nin 12 katı. Yani 7, 12. Hatta şöyle yazayım da. Ne yaptığımı tam anlayabilirsiniz. Aynen şuradaki gibi. Mesela 8477'yi 8400 artı 77 gibi ayırırsam burası 7 parantezinde 1200 olur. Artı 7 çarpım 11. Bakın 7211 olmuş oldu. Yani yine sayımız 7'ye bölünmüş oluyor 8 yazınca. Dolayısıyla ABC'nin yerine yazabileceğimiz sayılar 2, 5, 7. Kimi kimin yerine yazdığımızı çok bilemeyiz ama toplamlarını bilebiliriz. Evet arkadaşlar bu soruyu burada bitirmiş olduk. 7 ile bölünebilme kuralı müfredatta olmadığı için 7 ile bölünebilme kuralını anlatmadım da böyle 7 parantezini alarak çözmeye çalıştım sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu da videoyu beğenerek gösterirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.